Avrupa'nın kalplerden ödüllü çayı Mevlana Çay, Oktan Erdikmen'le haftanın yorumunu sunar. Merhabalar Oktan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sorularımız hazır. Hemen başlayalım. Buyurun. Almanya'da tatile giden mültecilerin oturma izinlerinin iptali gündemde. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi mültecilik şöyle bir şey, iltica daha doğrusu. Eğer bir ülke iltica ettiyseniz, geldiğiniz ülkede barınma şansınızın kalmadığı anlamına gelir. Eğer o ülkeye gidip tatil yapıyorsanız, sizin buradaki oturma izninizin iptal olması çok doğaldır. Hollanda bunu yapıyor. Aslında Almanya'da da bu kural geçerli ama tam uygulanmıyordu çünkü iyi takip edilmiyor. Kimin takip edeceği belli değil. İçişleri Bakanlığı yerel makamları suçladı. İşte yerel iltica daireleri bunu takip etmeli dedi. Yerel makamlarda içişlerini suçluyorlar karşılıklı gidip geliyor. Bu tartışmanın yeniden alevlenmesinin sebebi çok sayıda kişinin tam rakam açıklanmadı çünkü istatistik tutulmuyormuş. Ancak e, ciddi bir miktarda e, insanın hakikaten e, Afganistan ve Suriye gibi ülkelere tatile gidip geri geldiği e, tespit edildi. Bu yüzden bazılarının oturma izni iptal oldu ama birçoğunun olmadı. Onun olması yönünde muhalefetin bir kampanyası var. Son dönemde biliyorsunuz mülteci karşıtlığı oldukça arttı her ülkede. Almanya'da bunlardan biri. Bu yüzden bu tarz tartışmaların olması da doğal. Amerika Almanya 600 Patriot sitesini onayladı. Maliyeti 5 milyar. Bu sene silahlanmaya inanılmaz paralar harcıyor Almanya. Ben bunu Amerika'ya bir nevi bir rüşvet olarak görüyorum. Çünkü Amerikalılar biliyorsunuz burada bizi koruyorlar. Olası Rus saldırısına karşı öyle solmut bir saldırı tehdidi olmamasına rağmen Ukrayna'nın işgalinden sonra Avrupa'da böyle bir endişe başladı. Ve silahlanma harcamaları oldukça arttı. İnanılmaz boyutlara ulaştı. Bu sene Almanya silahlanmaya ek kaynak olarak yani mevcut kaynağı ek olarak 100 milyar avro para ayırdı. Bundan kimsenin de haberi yoktu. Kimse de buna itiraz etmedi. Birkaç parti dışında işte sol parti dışında iktidarattaki işte koalisyon ortakları SPD ve Yeşiller savaşlara karşı pozisyonlarıyla bilinir. Öyle iktidara geldiler. Özellikle Yeşiller en büyük silah alımlarını gerçekleştirmekte Yeşiller dönemine nasip olmuş oldu. Şimdi bir önceki tartışmada şuydu. Amerikalılar işte NATO üzerinden ABD ordusu Almanya'ya uzun menzilli füzeler yerleştirsin mi, yerleştirmesin mi? Atom Hawk füzeleri. Bu konuda büyük tartışma oldu. SPD'nin yarısı sol kanadı buna karşı çıktı ama parti yönetimi onay verdi. Amerikalılar buraya füze yerleştirecekler o bedava. Ama bunları korumak için böyle bir Patriot sistemini de siz alın ve böylelikle işte bizim füzeleri siz koruyun diye parasını da Almanya'ya ödetmiş oluyorlar dolaylı olarak. Hep söyler Amerikan başkanları bunu. Donald Trump özellikle çok vurgulardı görevdeyken. İşte Avrupa para harcasın. Biz onları korumak için para harcamayacağız derdi. Şimdi ne olur ne olmaz siz bizi koruyun. Biz size bunun parasını verelim dönemine geçilmiş gibi görünüyor. Patriot sistemleri Türkiye'ye satılmamıştı. Türkiye NATO üyesi ama Türkiye'ye parasıyla satmamışlardı. Türkiye bu yüzden S400 aldı. Benzer bir sistem Rus yapımı. Rusya'dan onu sipariş etti. Arası bozuldu. F-35 projesinden Amerikalılar Türkiye'yi bu yüzden çıkardılar. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. S-400'leri de kullanamıyoruz. Bana göre silahlanmaya harcanan paralar, boşa giden paralardır. Diplomasiyle, anlaşmalarla bunun çözülüp her ülkenin daha az para harcamasını sağlamak lazım. Böylelikle bu paralar ekonomiye kazandırılır. Zaten kriz var. İnsanlar yokluk içinde yaşayacaklarına biraz daha iyi şeyler yerler içerler daha iyi okullarda okurlar daha iyi hastanelerde tedavi olurlar çünkü attığınız bomba milyarlarca dolar değerinde ama maalesef hiçbir şey yaramıyor. Maymun çiçeği virüsü de yayılıyor. Endişe etmeli miyiz? Şimdi yeni dönemde artık salgınlar her an başlayabilir. Virüsler mutasyona uğrayabilir çünkü dünya iç içe yaşıyor. Bu korona çok büyük bir sürpriz değildi. Böyle birçok varsayım var işte senaryolar yazılır işte şu virüs şöyle olacak ileride bu kadar etkili olacak gibi korona döneminde de bunlar vardı yaşandı maymun çiçeği konusunda da yine benzer senaryolar var. Yaşanabilir, yaşanmayabilir. Adı üzerinde senaryo. Devletler bunu yaparlar. Savaş ihtimalleri için de yaparlar. İşte Rusya bize saldırırsa biz ne yaparız diye de düşünürler. Salgın çıkarsa ne yaparız diye de düşünürler. Tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgının çıkması zaten her zaman an meselesidir. Dediğim gibi iç içe yaşıyoruz. Bir içinden uçağa biniyor, Uganda'ya gidiyor. Diğeri Kanada'dan uçağa biniyor, Türkiye'ye gidiyor her gittiği yere virüsleri de beraberinde hastaysa götürüyor. Götürdüğü yerdeki kişilerin buna bağışıklığı yoksa olmayabilir. Farklı coğrafyalarda yetiştiğimiz için orada farklı mutasyonlara evrilir virüsler. Maymun çiçeğinde bunu gördük. Maymun çiçeği bildiğimiz çiçek hastalığına benzer bir şey ama çiçek gibi böyle çok acıcık işte kırmızılıklar değil de daha böyle yaraya benzer işte mercimek nohut büyüklüğünde çıkıntılar oluşturuyor. Kötü bir görüntüsü var. Ve bu yüzden şimdi insanlar tabii haklı olarak dehşete kapılıyor. Bu hastalık mı yayılıyor diye. Bunun şöyle bir avantajı var bizim açımızdan. Korona gibi ağız yoluyla, nefes yoluyla mesela aynı odada bulunduğunuz korona kapabilirsiniz. Bu yüzden her yer kapanmıştı. Bu şekilde bulaşan bir hastalık değil maymun çiçeği. O yine viral bir enfeksiyon ancak daha çok temas yoluyla, mesela cinsel temas yoluyla veya başka bir takım temaslar yoluyla bulaşabilen bir hastalık. Bu Afrika'da, Kongo'da özellikle hızla yayıldı. 500'ün üzerinde kişi bu nedenle hayatını kaybetti ve vakalar farklı kıtalarda da görülmeye başladı. Avrupa'da işte en son İsveç'te tespit edildi. Robert Cohen Enstitüsü maymun çiçeğinin Almanya'da da görülme ihtimalinin çok yüksek olacağını düşünüyor ve buna göre bir hazırlık sürdürüyor. Görülebilir, büyüyebilir. Ona önemli olan bunlarla Mücadele edecek altyapıyı iyi kurmanız, sağlık sistemini ona göre hazırlamanız. Koronaya göre daha tecrübeliyiz. Ben eskisi gibi çok çok büyük bir salgının yaşanacağının bu nedenle düşünmüyorum. Çünkü Avrupa hemen harekete geçti ve Afrika'ya yüz binlerce doz aşı hediye etti. Ki bunun aşısı da var. Eskiden bulunan çok tartışmalı bir hastalık değil. Eski teknolojilerle geliştirilen bir takım aşıları var. Endişe etmemiz tabii normal çünkü kötü hatıralarımız var koronadan e ne olacağını şu anda kimse bilmiyor zaten bilseniz yatırımınızı ona göre yaparsınız ve zengin olursunuz. Türkiye'de mecliste kan döküldü. Yorumunuz nedir? Maalesef oldukça utanç verici sahneler yaşandı. Ben de sonra izlemek zorunda kaldım merak ettim ve çok üzüldüm yani ben Almanya'da yaşayan bir Türk olarak o manzaraları gördüğüm için çok üzüldüm. Herkes birbirini suçluyor ama herkes bir şekilde de kendini e, temize çıkarmaya çalışıyor. Ne olursa olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne söylenmiş olursa olsun bir söze karşılık sözle cevap verilir. Yani birisine gidip yumruk atmak hatta e, hakikaten çok kötü kan oldu her yer geldiler kanları temizlediler falan e, yüce meclise yakışmıyor. Adı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Millet Meclisi değil, Almanya Federal Parlamentosu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çünkü Türkiye'de meclisin diğer ülkelere baktığınız zaman farklı bir durum, farklı bir pozisyonu vardır. Protokolde meclis başkanı mesela önde gelir. Bunun sebebi milleti temsil etmesidir. Milleti nasıl temsil eder? Kurtuluş Savaşı'nı yürüten aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularıydı. Yani ordunun adı oydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları, meclisin ordusuydu. Bu yüzden bizim hem tarihimizde hem günümüzde çok önemli bir pozisyonu vardır. Her kesimden insan orada temsil ediliyor. Saygılı olmayı biraz öğrenmeleri lazım. Ama maalesef tabii milletvekillerinin seçim noktasında çok büyük sıkıntılar var. Milletvekillerinin çoğunu tanımıyoruz. Yani halk da tanımıyor birileri seçiyor bizim adımıza. Çünkü Almanya'daki gibi böyle bir ön seçim sistemi veya hatta yine Almanya'da olduğu gibi bir tercihli oy sistemi yok. Eskiden vardı. Mesela Türkiye'de tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Başka parti yoktu ama insanlar milletvekilleri arasında tercih yapabilirlerdi. Yani birinci sıradaki ismi eleyip alt sıradan birini yukarı çıkarabilirlerdi. Aslında bugüne göre onlarca parti var ama daha demokratik bir sistemdir. Çünkü direkt e, o ismi seçebiliyordunuz. Şu anda bunu yapamıyorsunuz. Bunu Almanya'da yapabiliyorsunuz. Sevmediğiniz bir ismi çizersiniz. Alttan biri onun üstüne çıkabilir. Ama bu Türkiye'de olmuyor. Bu yüzden e, siyaset liderleri, lider kadrosu istediği kişiyi milletvekili de yapar, bakan da yapar. Sistem Türkiye'de maalesef bu. Öyle olunca da sonuçta e, maalesef bu oluyor. İşte Biz çünkü hep siyasi parti e, tutuyoruz. Yani sanki takım tutar gibi bir liderin peşinden Gitmeyi çok seviyoruz. O kültürden geliyoruz çünkü. Padişahlık geleneğinden. Ve o lider ne derse, o lider kimi seçerse o işte şoförünü yapabilir, sekreterini yapabilir, mahalleden arkadaşını yapabilir. Sonuçta o zaman bu olur. Tatil bitiyor. Kapıkule'de her sene uzun kuyruklar var. Neden çözülemiyor? Her sene aynı manzara. Hem de yazın geliştiği zaten kıştan belli. Bu Bunu ben şuna benzetiyorum işte... Yaz geldi, zayıflayamadık. İşte plaja gideceğiz. Nasıl bu bikinin içerisine nasıl sığacağız? Cem Yılmaz'ın da öyle bir esprisi var. Yazın geleceği zaten Ocak ayından belliydi yani. Ona göre hazırlık yapmakta fayda var. Şimdi Kapıkule'de çok uzun kuyrukların bekleneceği, 700 binin üstünde araç gidiyor. Çok uzun kuyrukların olacağı zaten geçen seneden belliydi. Geçen sene de oldu. Ondan önceki sene belliydi. Ondan önceki sene de oldu. Her sene biz bunları bitireceğiz açıklaması yapılıyor ama maalesef bitirilemiyor. Devletimiz isterse bu sorunu çözer. Sadece Türkiye'nin de sorunu değil bu. Bulgaristan, işte Sırbistan, bu yol yüzü güzergahındaki, Sıla yolu güzergahındaki tüm ülkelerin sınırlarında bekleniyor. 8 saat, 10 saat, 5 saat, 6 saat ülke sınırına göre ya inanılmaz bir şey. Bir arabanın içerisindesin. Bazı insanlarımızın çocukları var, aileleri var. Küçücük çocuklar 8 saat, bekliyorlar. Yani bu çok çok enteresan bir olay. Yani bir Alman'ı siz Fransa-Almanya sınırına 8 saat bekletirseniz burada yürüyüş yaparlar, hükümet değişir. Yani çok büyük bir olaydır bu. Ama gurbetçiler nasılsa işte en ensesine vur lokmasını al kimse ses çıkarmıyor diye. Kimse üstüne gitmiyor. Bunu bir sorun olarak bile ben gördüklerini düşünmüyorum yetkililerin. Avrupa Birliği bunu sorun olarak gördü. Avrupa Komisyonu'nun bir kararı var ve Bulgaristan'a, Sırbistan'a bunları bildirdi. Yani Sıla yolundaki sorunları çözün dedi. Keşke AB üyesi olsaydık da bu sahneler yaşanmasaydı, daha hızlı geçseydik. Bunun çözümü vardır. Sınır kapılarını arttırırsınız. Gerekirse, mümkünse yolları genişletirsiniz. O geçişleri otomatikleştirirsiniz. Yani otomatik geçiş sistemlerini uygularsınız. Yeter ki bu sorunlar çözülmek istensin. Maalesef bu sorunlar çözülmüyor. E şimdi Merkür Retrosu var takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ben pek ilgili değilimdir astroloji ama çok iyi takip edenler bu aralar yeni bir şeyler yapmak istemiyorlar. Ona bağlayanlar oluyor. Merkür Retrosu var. Astrolojiye çok meraklı arkadaşlarım var. Onlar mesela bazı kararları, önemli kararları o tarihlere göre alırlar falan. Bunun da geleceği aynı şekilde o tarihler gibi her zaman belliydi. Daha doğrusu böyle astrolojiden ziyade İnsanların mesela bana göre nerede doğdukları daha önemlidir. Gurbetçiyseniz Almanya'da doğan bir işte işçi çocuğuysanız hakikaten siyasette ne Almanya'da ne de Türkiye'de çok fazla ciddiye alınıyorsunuz. Çünkü hakkınızı pek aramıyorsunuz. Hep duygusal sebeplerle ne olsa gideriz. Bizim böyle birlik içinde hakkımızı aramamız gerekiyor. Türkiye'de de mesela birisi nerede doğmuş? işte memleketine göre bir şeyleri takip edebilirsin. Bu yüzden bizim Anadolu insanı o Hakan Günday'ın da bir kitabında geçerdi. Anadolu insanı burcun ne diye sormaz kimseye. Memleket neresi diye sorar. Çünkü az çok tahmin edersin ondan sonra. Mesela birisi hangi tarihte doğmuş olursa olsun, hangi burçta olursa olsun, yaşayacağı hayatı çok fazla kestiremezsin. Ama nerede doğduğuna göre onu kestirebilirsin. Mesela Uganda'da doğduysa bir, bir kabilede doğduysa onun yaşayacağı hayat aşağı yukarı bellidir. İşte Berlin'de doğduysa, işte Oslo'da doğduysa, Londra'da doğduysa da yaşayacağı hayat aşağı yukarı e, onun da bellidir. Bu yüzden Anadolu insanı kadimdir. Burcun ne demez nerelisin der. Evet yine doktora bilgi dolu bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yavaş yavaş izinler de bitiyor. Yeniden hayatımız, normal hayatımıza, çalışma hayatımıza geri dönelim. Cenap Şahabettin vardır. Osmanlı son döneminde yaşayan bir yazar. Onu çalıştığı gazete Avrupa'ya göndermişti. O zaman tabii internet yok, televizyon yok. Herkes merak ediyor ya bu Almanlar nasıl yaşıyor, Fransızlar nasıl yaşıyor diye. Cenap Şahabettin ne geldi? Düzenli yazılar kaleme aldı. Bunu sonra Avrupa Mektupları diye kitap haline getirdi ve yayınladı. O kitap güzel bir kitap. Tavsiye ederim okumadıysanız. Orada şöyle diyor. Almanya'da hayat her gün bir bayramı ifade eder. Çalışma bayramı. İyi çalışmalar. Avrupa'nın kalplerden ödüllü çayı Mevlana Çay, Oktan Erdikmen'le haftanın yorumunu sundu.